HPV, human papillom virüsü adını verdiğimiz bir virüs. Bu virüs dünyada ve Türkiye'de yaklaşık 100 kişiden 80'ini şu anda enfekte etmiş durumda. Kiminde hiçbir semptom vermiyor, kiminde bağışıklık sistemi güçlü geldiği için semptom vermeden uzun yıllar sessiz ve gizli kalıyor. Kiminde sihirlere, kimine değişik kanserlere neden oluyor. Siz de HPV varlığını olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir kadınsanız kadın doğum uzmanına başvurur, HPV testini aldırırsınız. Aynı simir alınır gibi bir testtir bu. Ağrısız, acısız, çok kolaylıkla uygulanan bir testtir. Yaklaşık bir ay sonra sonucu çıkar. Sen de HPV var mı yok mu merak ediyorsan bu testi yaptırabilirsin. Ama diyelim ki HPV var veya yok. Rahim ağzı kanserinden korunmak için bunun bir aşısı var biliyor musun? Bu aşı 9 ile 14 yaş arası 2 doz, 14 yaşından 65 yaşa kadar da toplam 3 doz uygulanmakta. Yaklaşık 1000 lira ücreti var ve devletimiz ne yazık ki bunu karşılamıyor. Bu aşıyı Avrupa ülkelerinde ve Amerika ülkelerinde devlet ücretsiz olarak kız çocuklarına ve erkek çocuklarına uyguluyor. Ama sen de yaptırabilirsin. Eczaneden ücretsiz alıp bir sağlık kabininde, acilde ya da hekiminde yaptırabilirsin. Kolundan uygulanıyor, aynı aşı gibi. Diyelim ki sende HPV var. HPV iki tip virüs ailesinden oluşuyor. 200'den fazla çeşidi var. Bu 200'den fazla çeşitten bazıları rahim ağzı kanserine neden oluyor, bazıları sihirlere neden oluyor. Sende eğer yüksek tip kansere neden olan virüs varsa, işte o zaman düzenli bir jinekoloğun kontrolüne girmen gerekiyor. Belirli aralıklarla rahim ağzından simir testi yaptırman gerekiyor. Simirde hücrelerde bozulma mı çıktı? Hemen panikleme. Kolposkopi altında veya bazı özel bölgelerden rahim boynunu boyayarak aldığımız biyopsiler var. Bu biyopsinin sonucuna göre de biz tedavi planı oluşturuyoruz. Biyopsin temiz mi çıktı? Kolposkopide problem yok mu? Yine belirli aralıklarla simir testine devam edeceksin. Problem mi çıktı biyopside? Kolposkopide sorun mu çıktı? Erken tanı biliyorsunuz her zaman hayat kurtarır. HPV yok diyelim sende. HPV'den nasıl korunursun? HPV nasıl bulaşır? HPV toplumda hep böyle zannediliyor ki cinsel birliktelikle bulaşıyor. Yani kadın ve erkek birlikte olmuşsa bulaşıyor. Evet, yaygın kanı bu. Fakat cinsellik yolu bulaş yöntemleri de var biliyor musun? İşte onun için kızını ve oğlunu ve kendini korumalısın. Çünkü sende rahim ağzı kanseri yaptığı kadar erkeklerde anüs ve gırtlak kanserlerine, penis skrotum kanserlerine neden olmakta. Bağışıklık sistemi kişinin güçlüyse hiçbir şey olmuyor. Bağışıklık sistemi onu yeniyor. Ama hücre içinde yaşayan bir virüs olduğu için ömür boyu onda gizli olarak yerleşip kalıyor. Sende sihir var, HPV var, pozitif çıktın. Aşını yeni ol. Çünkü 200'den fazla karşı tip var. Bunlardan biri sana hamamdan, saunadan, havuzdan, ortak kullanılan herhangi bir kaplıcadan, hamamdan, iç çamaşırından, peştemalden bulaşabilir. HPV enfekte biri tuvaletten çıkar, musluğa dokunur, elini yıkar, çıkar. Sen musluğa dokunup elini yıkamadan girersen tuvalete kendine bulaştırabilirsin. Düşük bu risk ama yine var. Rahim ağzı kanserinden %100 koruduğunu bilip önlemimizi almalı, aşımızı olmalıyız. HPV'den korkmayın. Önlememekten ve tedavi olmamaktan, takip olmamaktan korkun. Geçmiş olsun. Şifalar diliyorum.